arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel elbisemizi çalışacağız. Elbisemizin yapımı çok çok kolay. Görüntüsü de gayet şık bakınız. Her yaştaki prenseslerimiz için örebileceğimiz güzel bir çalışma. Beyazımızın ve pembemizin tonlarının bir arada olduğu çalışmamızı hemen anlatmaya başlayalım. Ama öncesinde e, ölçülerimize bakalım roba kısmından uç kısmımıza kadar şöyle ölçmek istiyorum. En üst kısımdan tutuyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. En uç kısma kadar 46 santim uzunluğunda. Şöyle hatta bakınız dilim olduğu için çok şey yapmıyoruz. 46 santim elbisemizin uzunluğu. Bel bölgesine bakalım bel bölgesinde 30 santim omuzun bir ucundan diğer ucuna 33 santim eteğimizin genişliğine bakalım şöyle 41 tabi etek olduğu için daha genişli olacaktır robamızın bel bölgesine kadar olan ölçüsüne bakalım 17 santimde robamızın bel bölgesine kadar olan ölçüsü 3 farklı pembe kullandım. Toz pembemle, roba kısmını kullandım. Biraz daha canlı olan pembemle etek kısmını ördüm. En son birazcık daha canlandırarak e, uç kısmını ördüm. Beyazdan bir önceki pembemiz iki sıra halinde ördüğüm pembemiz biraz daha canlılık kattı. Dilerseniz tek renkle de örebilirsiniz. Dilerseniz tabi istediğiniz marka ve ürünleri, renkleri tercih edebilirsiniz. Koton iplere ulaşabilirseniz, Koton ipler, mercerize ipler çok çok daha e, güzel olacaktır tabii ki. Hangi iplere yaşadığınız şehirde hangi imkanlarınız varsa o doğrultuda örgülerinizi örerseniz umarım çok güzel sonuçlar da alırsınız. Alt kısmını şu şekilde e, kafes kullanarak file görüntüsü vererek etek boyumuzu hem bir hava kattık hem de birazcık daha uzunluğumuzu sağladık. Hem pembemizin ucunda dilimlerimizi kullandık. Şöyle görelim bakınız. Dilimlerimizi kullanıp kirpiklerimizi yaptık. Hem de beyazımızda aynı işlemlerimizi yaptık. Şöyle baktığımız zaman hem file de diyebiliriz, kafes de diyebiliriz. Nasıl isimlendirirseniz filenizi, kafesimizi de ördükten ucuna da kirpikli trabzan gruplarımızı tamamladıktan sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi kartopu baby vanla örüyoruz. Anti peeling özelliği olan ipimiz 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Kesinlikle tüylenme yapmaz. Şöyle diğer özelliklerine bakalım. Bakınız %100 akrilik. Renk numarası K699 bu şekilde ipimizi görmekteyiz. Tabi illa kartop olacak diye bir şart yok. Sorduğunuz için göstermekteyiz. Dilediğiniz marka ve ürünlerle elbisemiz olur. Eğer koton yani pamuk ipler bulursanız yaşadığınız şehirde pamuk ipler çok daha rahat ettirecektir bebeklerimizi. Ben 3 numaralı tığımı kullanarak bu ipimi örüyorum. Eğer eliniz e, gevşekse iki buçuk numaralı tığımızı da kullanabilirsiniz. Ya da farklı ip varsa daha sık örgülerden hoşlanıyorsanız iki ya da iki buçuk numaralı tercih edebilirsiniz. Şimdi 71 tane zincirimizi çekerek hemen örmeye başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Şöyle rahatlatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zincir sayımı tamamladım. Ve santim olarak ölçüme bakmak istiyorum. 33 santim. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 1 ve 2 zincir geri çekiliyorum. 2 zincir de ilave ediyorum. 1 2. Toplamda burada 4 tane zincirimiz var. Ördüğümüzden 2 geri çekildim. 2 tane ilave ettim. Tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincir içerisine geliyorum. 1 tane trabzanımı ikili olarak örüyorum. 1 ve 2. Toplamda 2 trabzanım oldu başlangıçta ve devam ediyorum. Hemen dibine batıyorum. birer birer bölümlerimizi örüyoruz. Her seferinde bir batıyorum, iki defa da çekiyorum. Bir ve iki. Kaç tane olduğuna bakalım. 2 başlangıç zinciri ile birlikte 4 6 8 10 11 bir tane daha örelim 12 12 tane trabzanımı ördüm ilk sıradan itibaren artışlarıma başlıyorum onun için 12. trabzanımın yanına yine başını doluyorum aynı yuva içerisine bir tane daha trabzanımı örüyorum toplamda 13 trabzanım oluyor burada bakalım ilk artışımızı yaptım şimdi 13 trabzan aynı yere ikinciyi ördüm yukarıya iki tane zincir çekiyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum yandaki zincirin içerisine iki tane trabzan örüyorum burası ayrım yeri olduğu için iki bu tarafta iki de diğer tarafta olması gerekmekte modelimizi kurarken artışlarımızla başlattık şimdi devam edelim kol bölgesinden örüyoruz şu anda her zincire birer birer örüyorum bir defa giriyorum ikili trabzan şeklinde iki defa da çekiyorum 1 ve 2 2 4, 6, 8, 10, 12, 14 zincirimizden sonra saymaya başladım. 14 tane trabzanımız var. 14. trabzanın bulunduğu yeri bir tane daha trabzanımız örerek buradaki artışımızı da yapıyoruz. Aynı yere giriyorum. 14'ü battığım yere ve artışımı yaptım. Araya 1, 2 zincir çekiyorum. Yandaki zincir içerisine giriyorum. İki tane trabzanımı örüyorum aynı yuva içerisine bakınız ve artışımı da burada başlatıyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı farklı zincirlerin içerisine ördük. Tekrar tığımın başında doluyorum Her bir zincirimizin içerisine birer birer örerek ilerliyorum. Bölümlerimizi birer birer bu şekilde tamamlıyoruz. Yeteri kadar trabzanımı ördüm. Başlangıçtan itibaren sayıyorum. Bakınız zincirimden sonra 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. 22. trabzanımın bulunduğu yeri giriyorum. Ve bir trabzan daha örüyorum. Artışımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yanındaki zincir içerisine giriyorum. 1, 2, aynı yere bir daha batıyorum 2 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı ördüm farklı yuvalar içerisine ve tekrar kolum için olan bölümümü örüyorum diğer kolumuzu kaç yaptıysak trabzanımızı aynı sayıda bu kolumuzu da çalışıyoruz sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 aynı yere batıyorum ve bitişte de artışımı yapıp 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum yandaki zincir yuvasına girerek bir aynı yere bir daha batıyorum 2 ve sona kadar trabzanımı örüyorum zaten sayımız Zincirimiz sayılı olduğu için belirli ama tabi eksik çekebilirsiniz, fazla çekebilirsiniz. O yüzden kontrol etmekte fayda var. Diğer taraftaki sayının birebir aynısını diğer bitişe de yapmamız gerekiyor. Başlangıçta kaç tane ise bitişte de aynı trabzan sayısı olması gerekmekte. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 sayalım bakınız. 2 3 4 5 6 sayarak devam edelim. 7 8 9 10 11 12 ve 13. Hiç fazla eksik olmadı. Bütün bölümlerimizi bu şekilde tamamladık. Gayet güzel oldu bakınız. İlk sırada artışlarımızı yaptık. İki zincirimizin sağında ve solunda ikişer trabzanlarımız, arada birer trabzanlarımız. Yine bölüm araları iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde ördüm ve en son noktaya geldik. İkinci sıramıza başlayabiliriz. Şöyle görelim önce. Çok muntazam bakınız. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen alıyorum. iki tane zincir çekiyorum. İkili trabzan ördüğümüz için başlangıçta iki zincir çekelim. 1 ve 2 Çeviriyorum. Lütfen buraya dikkat edelim. Tığımın başını doluyorum. Zincirimi çektiğim yere yani ilk trabzanımın bulunduğu noktaya batıyorum. Bakınız. iki tane trabzan gibi oldu ama öyle olmayacak. Diğer tarafta yani diğer sırada bir olarak göreceğiz. İki zincir ve bir trabzanı ördüm. Sonrasında diğer trabzanımı birer birer örüyorum. Sadece ilk trabzanımız için geçerli bu. Diğerlerinde hiç farklı işlem yapmıyorum. zincirimizin bulunduğu noktaya kadar her trabzanın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. En son trabzanımı ördüm. Şimdi zincir içerisine iki tane trabzan örerek iki artışımı yapıyorum. Bir, aynı yere bir daha iki. İki trabzanımı ördüm. Bir ve iki. Zincirimi çektim. Aynı yere batarak İki trabzan daha örüyorum ve ayrım yerimizdeki iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı tekrar örmüş oluyoruz. Bakınız, bir üst sırada yapmış olduğumuz gibi. Aradaki kalan bütün trabzanlarımı örüyorum. Zincir bizim bulunduğu yere gelince yine aynı işlemimizi yapıyoruz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Şimdi araya örelim. Buradaki zincirimizde tekrar görüşelim. Aradaki trabzanlarımızı ördüm. Zincirimin bulunduğu yerdeyim. Hemen zincirin öndeki son trabzanımı da ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan. Yine aynı yere giriyorum. İkinci trabzanı örüyorum. İki trabzanımı tamamladıktan sonra bir ve iki zincir çekiyorum. Aynı yere girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Artışımı yaptım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi buradaki trabzanların tamamını düz olarak örüyorum. Zincirimin bulunduğu yere geldiğim zaman yine 2 tane trabzanımı, zincirimi ve trabzanımı tekrar örüp diğer trabzanları düz olarak örüyorum ve sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Son trabzanımıza kadar geldim. Tığımın başını doluyorum trabzan üzerine batıyorum ve ikinci sıramın son trabzanını da bu şekilde örüyorum. Şimdi iki tane zincir çekip üçüncü sıramıza başlayalım. Çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzanımın dibine batıyorum. 1 ve 2 Ve devam ediyorum. Birer birer örüyorum. Sadece zincirimizin olduğu yerde artışımızı yapıyoruz. Diğer bölümlerde birer birer trabzanlarımızın üzerine yeni trabzanlarımızı örüyoruz. Son trabzanımı örüyorum. Araya giriyorum. İki tane örüyorum zincirimi yine iki çekiyorum iki trabzanım için tekrar aynı yere giriyorum 1 ve 2 birer birer trabzanlarımla örmeye devam ediyorum yine gerideki kalan zincir çekmiş olduğum bölümlerimize iki tane trabzan iki zincir iki trabzan bu bölümümüze ve diğerine aynı işlemimizi yapıyoruz. Aradaki trabzanlarımızı ise aynı şekilde örelim. Ve sıramızın tam sonunda şuradaki batma yerinde yeniden görüşelim. Buradaki püf noktamızı göstermek istiyorum. Buradaki püf noktamızı da yaptıktan sonra aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi buraya kadar örelim. Üçüncü sıramın sonuna kadar geldim. İkişer artışlarımı yaptım. Şimdi bakınız püf noktası burası. Şurada hem zincirimizi çekmiştik hem de bir tane trabzanımızı yapmıştık. Bakınız iki trabzan görünümünde. Buraya bir tane trabzan örüyoruz. Şöyle arasına girelim. Bakınız aradaki tepe noktasına batıyorum. Şöyle trabzanımın üzerine bir, iki. Bir tane örüyorum. Eğer iki tane yaparsanız buraya doğru açılmış olursunuz. Bu kısma dikkat edelim. Bitirirken mutlaka bakınız şöyle gördüğümüzde iki tane trabzan görünümü var. Tığımın başını doluyorum tepesine batıyorum 1 ve 2 bu şekilde bitiriyorum şimdi yeniden başlangıcı yapıyoruz 2 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum dibine batıyorum başlangıç ve bitirişimizi bu şekilde yapıyoruz bakın aynı yere battım ve birer birer devam ediyorum yine artışlarımızı ikişer ikişer yapalım biraz büyüttükten sonra bir artış olarak devam edelim. Robamızı örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra gördüğümüz gibi ikişer ikişer arttık. 6, 7 ve 8'i de birer birer artış yaparak büyüttük. Şimdi 9. sıramızdayız. 9. sıramızda gövdemizi birleştiriyorum. Trabzanlarımı birer birer örerek geldim. Artış noktama bir tane trabzanımı örüyorum. Kol altı için bir, iki, üç tane zincirimi çekip büküyorum. Tekrar bir tane trabzanımı buraya örüyorum ve kolumuzu bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Tığımın başında oluyorum. Tırabzanlarımın üzerine birer birer örerek diğer kolumun olduğu yere ilerliyorum. Trabzanlarımı birer birer örerek geldim. Diğer kolumun ayrımının bulunduğu noktadayım. Bir tane trabzanımı örüyorum. Yeniden bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde üç tane zincirimizi çekmiştik. Bakınız. Tığımın tekrar başını doluyorum. Kolumuzu büküyorum. Diğer zincir bölümüne yine bir tane trabzanımı örüyorum. Daha önceki sırada ördüm. Trabzanların tepesine birer birer batarak sıramı tamamlıyorum. Dokuzuncu sırada kolumuzu birleştirdik. Şöyle bakalım. Üçer zincir çektik, dümdüz ördük, tekrar üç zincir çektik, sona kadar örerek geldim diğer tarafta. Elbisemizi burada birleştiriyoruz ve bir bütün halinde örmeye devam ediyoruz. Artık artış yapmıyoruz. Şimdi düz yönden örüyorum. Her iki trabzanımın tam ara noktasına giriyorum. Geçiyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya giriyorum. Bir ve iki. Devam ediyorum. Birer birer örelim. Bel kısmımızı oluşturalım. Şimdi hemen etek kısmına geçmiyorum. Kol altıma geldim. 3 tane zincir çekmiştim. 3'üne de birer tane trabzanımı örüyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. 3 Üç tane trabzanımı ördüm zincirimin içerisine ve trabzanlarımın üzerinden devam ediyorum. Elbisemizin önünün trabzanlarını birer birer ördüm. Tekrar kol altındaki 3 tane zincirimin bulunduğu yerdeyim. Birinci zincir içerisine bir trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzanımı örüyorum ve sonra arkasını örmeye başlıyorum sona kadar trabzanlarımı örerek geldim elbisemizin önünü tamamladım üçer trabzan kol altlarından örmüştük arkamızı örerek geldik bakın başlangıcımız ve bitişimizin olduğu yer şöyle tamamını görelim çok güzel oldu. Şöyle bayağı da büyük gördüğünüz gibi. Şimdi bir sıra daha roba kısmını örelim. Daha sonra eteğimize başlayalım. Bu sıramızı birleştirelim. Son trabzanımı örüyorum. İlk trabzanı bakın zincirle trabzanın arasına girerek batıyorum. Ilmeğimi kaydırıyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığın başını doluyorum aynı yere batıyorum. 1 2 Aynı yere battım. Ve tersten devam ediyorum. Bu sıramızda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bütün trabzanlarımızın üzerine batarak örüyoruz. Başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. Sona kadar geldim konumuzu birleştirdikten sonra bakınız 1 ve 2 sıra ördük Toplamda şu ana kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. sıramızı artarak öreceğiz Şöyle geçelim ve son sıramız olacak eteğimize geçeceğiz Basen kısmında bu kısımlarına çiçek yapacağımız için yani belden basenik geçişte Bu kısmı artık yani şimdi öreceğimiz sırayı artış yaparak örüyoruz Geçişimizi birlikte yapalım Her ikisinin tam arasına batıyorum. Bakınız şurada hem zincir hem trabzan çektiğim yere. Yani bir tane batıyorum aslında. Zincirimizi örmüyoruz. Bir iki çeviriyorum. Bir ön yüzden bir arka yüzden örüyorum. Tamın başını doluyorum. Yine dibine batıyorum. Artma yapmıyorum. Bakın yine aynı yere battım. Ve örüyorum. Bunu bir trabzan sayıyorum. İki üç dört 5 6 7 8 9 10 10. iki defa örelim. Bakınız bu 10'du. Batıyorum. Belden basen bölgesine geçişimizi yaptık ve artışımızı yapıyoruz. Bundan sonraki sıramızda modelimizi uygulayacağız. Tekrar 1

9 tane tek onuncuyu çift olarak örelim ve sıramızın başında yeniden görüşelim. Sıra sonuna kadar örerek geldim. Şimdi geçişimizi yaparak hemen örmeye başlayalım. Atıyorum her ikisinin arasına geçiyorum. 1 2 arkasını çeviriyorum ve birer birer örüyorum. Diğerinin tepesine battım. Bir sıra daha trabzanımızı örelim. Artık bel aşağısı çalışıyoruz. Belimizin hemen altı genişledik. Bu sıramızda artış yapmıyoruz. Birer birer. Zaten çok fazla bir artış yapmadık. 10 tane trabzanımızı ördük. Bir tane artık. En son sıramızı da ördük. Toplamda kaç sıra olduğunu tekrar hatırlayalım. 1, 2, 3, 4. Kol altından sonra 4 sıramızı ördük. Diğerleri ise 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplamda 13 sıra. Hemen ölçümüze fazla uzaklaşmadan bakalım. Omuzdan son robamıza kadar 17 santim. Şu boğaz kısmından aşağı kısma kadar bakalım. 14 santim. Evet şimdi santimlerimizi de ölçtükten ve ayarlamamızı yaptıktan sonra şöyle arkayı tekrar çeviriyorum ve etek kısmına buradan itibaren başlıyorum. Batıyorum. Kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi yarımlamadan 3 zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Zincirimi çektiğim trabzanımın Dibine batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir ve iki. Toplamda üç tane trabzanımı ördüm. Araya bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak aynı yuvaya şu kısma üç trabzan daha örüyorum. Bir, giriyorum. 2 giriyorum. 3 Tığımın başını doluyorum ve sayıyorum 1, 2, 3 3. trabzan üzerine 3 tane trabzanımı örüyorum 2 Ve 3. de batıyorum 3 trabzanımı ördükten sonra 1 2 zincir çekiyorum Aynı yuva içerisine tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 Şöyle görelim. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ördüm. 2 atladım. 3. trabzan üzerine yine aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, tek trabzan içerisine ördüm. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3.ye batıyorum. 1 aynı yere 2 aynı yere 3 1 ve 2 zincir Tekrar tığımın başında doluyorum. Aynı yuva içerisine 1, 2 ve 3. Tığımın başında doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3. trabzan üzeri 1. İpimi bağlamıştım. 2 ve 3 iki tane zincirimi çekiyorum şurayı yapmak için aynı yere bakınız aynı yere batıyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 2 3 tekrar tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3.ye batıyorum 1 2 ve 3 2 zincir 1 ve 2 aynı yere tekrar 3 tane daha trabzanı örüyorum 1 2 ve 3 şöyle görelim bakınız eteğimizin ilk sırasını bu şekilde yerleştirdik gayet sık güzel bir sıra oldu sona kadar iki tane atlayıp 3. trabzan üzerine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanı yerleştirelim birinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 atladım üçüncüye battım ve sıramızın en sonundayız şimdi ikinci sıramıza geçişi yapalım ve aynı ikinci sıramıza yaptığımız geçiş gibi diğer sıralarımızı da tekrar ederek istediğimiz uzunluk ölçüsü olana kadar örelim. Üçüncü trabzanı ördüm. Buradan şöyle 1 ile 2'nin arasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 2 ile 3'ün arasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 2 zincir içerisine giriyorum. Bakın düz yönden örüyorum. İlmeklerimi kaydırarak trabzan aralarından iki zincirin bulunduğu noktaya geldim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanım içine örüyorum. 1, 2 zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere 3 tane trabzanım örüyorum. 1, 2, 3. Şöyle görelim. Kaydırarak geçtik. Bakınız araya 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ördüm. Şimdi diğer araya giriyorum. Direkt tığımın başında oluyorum. 2 zincirin içerisine girerek 3 tane trabzan 2 ve 3 1, 2 zincir 3 trabzan Aynı aşağıdaki işlemimizi tekrar ederek eteğimizi yeterli uzunluk ölçüsüne ulaşana kadar örmeye devam edelim. Bir tane daha örelim sizlerle birlikte. Tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki bakın tam ortaya giriyorum. İki zincirin bulunduğu araya 1 2 ve 3 2 tane zincir tekrar aynı yere giriyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde örmeye devam edelim ve diğer sıralarda burada yapmış olduğumuz gibi kaydırma işlemimizi tekrar edelim ve elbisemizin etek kısmını biraz büyütelim. Eteğimizi yeteri ölçüye ulaşana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 en son bitirme işlemini sizlerle birlikte yapalım. Trabzanlarımı örüyorum. İkinci trabzanımı, üçüncü trabzanımı örüyorum. Üç tane trabzanımı ördükten sonra araya giriyorum. ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Pembe rengimi şöyle kenara alıyorum. İpimizi arkaya gizleyelim. Her seferinde örgülerde ip kestiğimiz zaman mutlaka iç kısımlara gizleyelim. Diğer renk değiştirdiğimde bakınız burada iç kısmı ördüm. Kalanı da kesiyorum her ikisini. Altla gizlemiştim kalanlar. Evet şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım. 20 santim alt kısmına beyaz ipimle kat yapmak istiyorum önce birkaç sıra yukarıdan başlamak istemiyorum içi fazla göstermeyeceği için ama ipiniz ince ise içi göstereceğinden tedirgin oluyorsanız yani dilerseniz bel kısmından da kafes örgüsü yaparak gelebilirsiniz iç kısmına ama ben şu iki tane rengimiz bakınız farklı renk kullandım diğer ton kullandığım yerden itibaren zemini hazırlayıp kafes örgümü örmeye başlıyorum nakonun rekor ipini kullanıyorum şimdi örgümüzün arkasını çevirelim ve arkasından herhangi bir yerden örmeye başlayalım zincirimi çekerek bir tane düğümümü atıyorum ve son iki sıradan örmeye başlıyorum şöyle görelim çeviriyorum Şuradaki görmüş olduğumuz kısımdan giriyorum yandan. Bakın yandan giriyorum. Tam ortadan ve başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çektim. Diğerine geçiyorum diğer ortaya bakın. Ortadaki ön tarafa geçirmeden sadece arkadaki ilmeklerden alıyorum. 1 2 3 4 5. Eğer eliniz sıkıysa eteğimizi büzecekse 6 tane de çekebilirsiniz. 5 yeterli oldu benim ölçüme göre. Batıyorum. Kafesimin zeminini hazırlıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5. ön tarafa geçirmiyorum sadece arkadan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tam ortadan alıyorum bakınız e, ikinciden alıyorum şimdi aşağıya geçmişim buna dikkat edelim en sondan bir öncesinden toparlıyoruz 1 2 3 4 ve 5 kaydırmayalım Yoksa sökmek zorunda kalırız. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 ve 5 Tam ortadan alıyorum. ön tarafa geçmediğini görmekteyiz. Bakın ön tarafa hiçbir şekilde görülmemekte. Şöyle çıkmıyor. Evet başlangıç yerimize kadar e, örerek gelelim. Yine aynı yere şöyle gelerek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum, ortaya giriyorum. 1 2 defa da örüyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Biraz önceki batmış olduğumuz sık iğneli yere giriyorum ve trabzanımı örüyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ortaya giriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir tane araya bir tane sık iğne üzerine kafeslerimizi yapıyoruz. 1 2 3 batıyorum 1 2 3 1 2 3 araya başını doluyorum ikili trabzan örüyorum 3 tane zincirimi çektim ve başlangıçta 6 zincir çekmiştim onun 1 2 3 dördüncüsüne gelerek batıyorum kaydırıyorum üzerine tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum ve hemen trabzanımın üzerine batıyorum 2 tane zincir 3 tane zincir çekmiştik 3 çekelim trabzan üzerine batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir trabzanımın üzeri 1 2 3 Şimdi istediğimiz kadar yani eteğimizin altından görülecek ve ne kadar görülmesini istiyorsak o kadar kafesimizi örelim. Şimdi iki sırada bakınız çıktı. Geçişimizi yine altı zincirle yapalım. Biraz büyülttükten sonra yeniden görüşelim. Eteğimizin alt kısmından kafeslerimizi örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben 6 sıra ördüm. Dileyen daha fazla da örebilir. Şimdi kirpik çalışmamızı yapmak için kaldığımız yere geçiyorum. 3 zincirimi çektim. Geçişimi yapıyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çekip hemen ilk kutucuğun içerisine batıyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. Sıradaki kafesin içerisine giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. 2 i̇ki ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 defa da ördükten sonra çekmiş olduğum zinciri biraz önceki örmüş olduğum kafesin arkasına gelerek batıyorum. Bir tane kirpik örmüş oluyorum. Araya zincir çekmeden tekrar iki defa başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. ikişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra araya batıyorum. Bakınız ara boşluğa batıyorum. Tekrar 2 tane doluyorum. Enden ikişer ikişer çekiyorum. 1 2 3 zincir batıyorum. 7 defa doluyorum. 1 2 3 defa da çıkıyorum. 3 zincir araya giriyorum. Doluyorum. 1 2 3. 1 2 3 zincir arkaya batıyorum. Kaç tane? Bakınız 1 2 3 4 5 tane kirpiğimiz oldu. Yandaki aynı kutucuğa değil yandaki kutucuğa bir tane sık iğne ile batıyorum. Tekrar buradan iki defa başını doluyorum. Hemen dibindeki kutucuğa girerek biraz önceki şurada yapmış olduğumuz aynı işlemi tekrar ediyorum. İki dolaya üç defa da çekiyorum. Üç zincirle kirpiğimi oluşturuyorum. Batıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Bir iki üç arkasına batıyorum. 2 doluyorum. 1 2 3 batıyorum. 2 doluyorum. 1 2 3 batıyorum. Toplamda 5 trabzanımızı ve üzerinden 5 kirpiğini örüyorum. 4 oldu. 5.yi çalışıyorum. 1 2 3 batıyorum. 5. Kirpiğimizi ördükten sonra hemen yandaki kutucuğun üzerine gelerek batıyorum. Ve bütün sıramızı yani alt sıramızı bir tanesine trabzan bir tanesine sık iğne çalışarak sona kadar ilerliyorum. İteğimin uçlarını örerek geldim. Başlangıç noktamın hemen yanı başındayım. Şöyle görelim. Şimdi son birleşme işlemini yapıyorum. Başlangıçtaki batmış olduğum kutucuğun. İçerisine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyorum. Ve iç kısmı gizleyeceğiz. Şimdi pembe renkli bitirmiş olduğumuz bölüme de yine bu kirpikten çalışalım. Ama burada bir defa dolayıp o şekilde örelim. Herhangi bir yerden başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle arkasını çeviriyorum. Tam ortadan giriyorum zincir çektiğim yere. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çekip 1 2 3 4 dördüncüsüne gelerek batıyorum ve ilk yaprağımı bu şekilde oluşturuyorum. Bir defa doluyorum. İpimi şöyle alıyorum alta gizlemek için. 1 2. 1 2 3 tane zincir çekip arkasına batıyorum. Tekrar tavzanımı örüyorum. 3 zincirimi çekip araya batıyorum. Bir defa doluyorum. 1 2 3 zincir. Kirpiklerimizi 3'er zincir çekerek oluşturuyoruz. Bir defa doluyorum. 1 2 defa da kapadım. 3 zincirimi çekiyorum. 5 tane tırabzanımın üzerlerinin kirpiklerini ördüm. Araya zincir çekmiyorum. Tırabzan başını doluyorum. Direkt diğer zincir içerisine giriyorum. 1 2 3 Atıyorum altından bakın boşluğa. Ve sonrasında yine bir defa dolayıp 3 zincir çekip hem trabzanlarımı hem kirpiklerimi örüyorum. 1, 2, 3 1, 2, 3 Diğer dilime geçiyorum. Hemen trabzan örerek 3 zincir altından girip kirpiğimi başlatıyorum. Ve bu şekilde başlangıç noktama kadar aynı işlemlerimi tekrar ediyorum. Sona kadar geldiğim başlangıç noktamdayım. İlk zincir çekmiş olduğum bakın kirpiğin tepesine giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi kesip arka tarafa doğru gizliyoruz kolumuzun bir tanesinin kenarına çalıştım yine 5 tane trabzan 3 kirpik olarak ördüm diğer kolumuzu birlikte çalışalım bir zincirimi çekiyorum düğümümü atıyorum ve kol altından örmeye başlıyorum kolumun altına giriyorum şöyle batıyorum bir tane sık iğne ile burayı sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum Tığımın başını bir defa doluyorum. Tam araya bakınız. Şu artış yapmış olduğumuz yere geliyorum. Bir defa dolayıp ikili tırabzanımı örüyorum. 3 zincir. Tekrar bir defa dolayıp 3 zincirime tıpkı etek ucunda çalışmış olduğumuz gibi çalışıyorum. Başını bir doluyorum. Toplamda 5 tane trabzanımız ve üzerine 5 kirpi tamamlanmış oluyor. 2, 4 ve 5. Şimdi 1, 2, 2 atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Sık iğne ile. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. batıp tekrar kirpik grubumu örmeye başlıyorum. 2 atlayıp 3'e batıyoruz. 5 tane ördüm. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3.ye başını dolayarak batıyorum. Ve kirpik grubumu oluşturuyorum. Şöyle. Sonra kadar örerek geldim. En son bakınız yine artış yaptığımız yere denk geldi. Burası sizde farklı olabilir. Hiç önemli değil. En son trabzanlarımı ördükten sonra araya batıyorum. Sık iğne yandakine batıyorum arada sık iğne başlangıç noktamın yanına geliyorum ilmeğimi kaydırıp bir zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum iç kısma daha sonra gizleyelim elbisemiz de yavaş yavaş sona geldik şimdi arkadaki düğme ve ilik çalışmamızı yapalım bir tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum başlangıçtaki İlk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum, kendisine batıyorum, araya değil. Şu şekilde battım. Bir tane zincir çekiyorum, kapadıktan sonra tığımın başını doluyorum, İpimi alıyorum, tek seferde çekiyorum. Aynı yere bir daha giriyorum. Toplamda bir tane zincir çektik, iki defa aynı trabzan içerisine girdik. Diğer trabzanıma geçiyorum, bir bir daha iki ipimi de bu şekilde gizledim diğer trabzana geçiyorum her trabzanımıza iki defa başını dolayarak batıyorum diğerine geçtim trabzanınızı üçlü ördüyseniz bir tane üçlü bir tane ikili şeklinde de batabilirsiniz tamamen ayarlamaya göz kararı yaparsanız daha güzel olacak. Çünkü ne büzülmesine ne de çok fazla salaş durmasın. Yani marullanmasın. Şöyle düzgün bir şekilde, gerektiğinde iki, gerektiğinde 3 defa başını dolayıp atabilirsiniz. Şimdi ikişer ikişer gayet yeterli olmakta. Ölçümüze göre. Tabii el ölçüleri değişkenlik gösterdiği için el ölçünüze göre ayar yaparsanız daha güzel olacak son trabzanımıza kadar geldim ve tam aradaki trabzanımın üzerine bir tane sık iğne batıyorum ve yan çeviriyorum bu tarafa ilik çalışması yapacağız kaç tane düğme kullanmak istiyor isek burada iliğimizi de çalışarak ilerleyeceğiz iki tane yeterli tığımın başını doluyorum batıyorum bir yine aynı şekilde çekiyorum iki Diğer trabzanıma yine iki defa batıyorum. Diğer trabzanıma iki defa batıyorum. Buraya bir tane ilik açalım. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Diğer trabzana geçiş yapıyorum. İki zincir yeterli. Bebek elbisesi olacağı için zaten kocaman bir düğme kullanmayız. Ve trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek yukarı doğru ilerliyorum. Başlangıçtaki trabzan sıram kaldı. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Bakınız başlangıç. Bir tane başını dolayıp batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki trabzanımın kendi tepesine de bir tane batıyorum. Ve zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. İpimizi kestik. İki tane ileğimizi çalıştık. Tam karşılarına denk gelecek yere de birer tane düğmemizi dikerek arkamızı da tamamlamış oluyoruz sırt kısmı da bitti ipimizi içeriye gizleyelim elbisemizi süslemek için 3 tane çiçek çalışmak istiyorum ikisini çalışıp ben diktim 3. çiçeğimizi sizlerle birlikte çalışalım beyaz rengimizi kullanalım bir tane düğümümü attım ipimi rahatlattım 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum birinci zincir içerisine girerek yuvamı hazırlıyorum. Bir tane zincirimi çektim ve batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1. Toplamda 9 tane sık iğne çalışalım. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane sık iğnemi çalıştım ve birinci zincir çektiğim yere geliyorum batıyorum ilmeğimi kaydırarak ortaya kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çekip bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bir atlıyorum ikincisine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 1 atlıyorum ikincisine batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir 1 atlıyorum ikinci sık iğneme batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ilk zincir çekmeye başladığım yerin dibine geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum 5 tane yuvamı kurdum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yuvamın içerisine giriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı başını bir defa doluyorum. 2 defa da örüyorum. 1 ve 2. 3 zincir çektim ve bir tane ikili trabzanım ördüm. Tığımı başını 2 defa doluyorum. İkişer ikişer örüyorum. 1, 2, 3 2 defa doluyorum 1 2 3 toplamda 4 defa 2 defa dolayarak çekiyoruz ikisini ördüm şu an üçüncüsünü örmekteyim dördüncüsünü örüyorum ikişer ikişer çekiyorum bir defa başını doluyorum başlangıçta yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz bu kez önce trabzanımız sonra 3 zincirimiz olacak Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2 ve yukarıdan 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yuva içerisine gelerek batıyorum ve ilk çiçeğimi oluşturmuş oluyorum. 3 zincir, ikili trabzan, 4 tane, 2 defa başını dolayarak ördüğümüz trabzanımız. Tekrar ikili trabzanımız ve 3 zincirimizde birinci yaprağımızı ördük. Çiçek yaprağımızı şöyle görelim. Şimdi ikincisine geçiyorum. Diğer yuvaya sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3. Tığımın başını bir defa doluyorum. İkili trabzanımı örüyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. 4 tane aynı şekilde iki defa dolayarak trabzanımızı öreceğiz. Ve ikişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3. Birinciyi ördüm. İkinciyi örüyorum. 2 defa doladım. Şu an 3. örmekteyim. Ve 4. trabzanımı örüyorum. 4 trabzanım tamamladıktan sonra bir defa başını dolayarak ikili trabzan örüyorum. 1 ve 2. 1 2 3 zincirle yukarıdan aynı yuva içerisine iniyorum. Ve diğer yuvaya geçiyorum. Aynı işlemleri kalan 3 yuva içerisinde de yapıyorum. Çiçeğimizi birer birer örerek tamamladım. 3 zincirimi çektim. Bitişi birlikte çalışalım. Aynı yuva içerisine batıyorum. Ve birinci katı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi şöyle arkasına giriyorum. Bir tane kaydırıyorum. Sonrasında tam ortaya giriyorum atladığımız yere. Buraya sabitleniyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum Bakınız tam ortaya bir tane atlamıştık oraya giriyorum 5 zincirimi yandaki çiçeğimizin şöyle bakınız içten dışa doğru giriyorum sabitliyorum 5 zincir 1 2 3 4 5 yeni yuvalar yapıyoruz ikinci katımız için bir sonraki çiçeğimizin altında bulunan atladığım yere böyle içten dışa doğru giriyorum Sabitliyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Çeviriyorum. Buraya bakınız. Giriyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar atladığım yere geliyorum. Sabitliyorum. 1 2 3 4 ve 5. En son 5 zincirimi çektikten sonra Bakınız 5 yeni yuva kuruyorum. 1, 2, 3, 4 kapatacağımla birlikte 5 hemen dibine batıyorum. Ve kapatıyorum. İlk yuvanın içerisine geçiyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 defa tığımın başını doluyorum. Ve ikişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 2, 3 ve 4. İkinci kez 3 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirimizden sonra 2 defa ördük. Üçüncü kez 3 üç defa doladım. İkişer ikişer çekiyorum. Dördüncüyü örmek için doluyorum. Giriyorum. Tekrar sayalım zincirimizi saymıyoruz 2 4 5 bir tane daha örüyoruz 6. ördüm 6 tane trabzanımız ördükten sonra yeniden 1 2 3 4 ve 5 zincirimi çekiyorum aynı yuva içerisine batıyorum bir öncekinden daha büyük ebatta bir tane daha çiçeğimizi çalıştık diğer sıramızda şimdi ikinci yaprağımız için yeni yuvaya geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincirimi çekiyorum. Yine 3 defa tığımın başını dolayarak 6 trabzanımı örüyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi örüyorum. 3 defa sardım ve üçüncüyü örüyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Dördüncü için üç defa sardık. Beşinci trabzanımız için üç defa. Son trabzanımız yani altıncı için yine üç defa tığımızı ipimizi aldık. Altı trabzanımı ördüm. İki, dört, altı. Kenardaki beş zincirim ve bitiş beş zinciri. İki, üç, dört ve beş. Aynı yuvaya batıyorum. ve kapatıyorum. Diğer yuvaya geçişimi yapıyorum. Burayı kapadıktan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5. Buradaki yapmış olduğumuz her iki çiçek yaprağındaki işlemlerimizin birebir aynını tekrar ederek kalan 3 tane yuvamıza da trabzanlarımızı doldurarak sıramızı tamamlayalım. Çiçeğimin son grubun son zincirini ördüm. Aynı yuvaya birlikte batalım. Aradaki bölüme gelip batıyorum. Son olarak bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Ve çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Dilerseniz bir kat daha aynı işlemlerimizi tekrar ederek çalışabilirsiniz. Tabi burada daha fazla dolamanız gerekecektir. Daha büyük olsun diye şöyle görelim. İpimizi içeriye gizledikten sonra çiçeğimiz yerine yerleşecek Evet şimdi e, ipimi içeri çekiyorum daha sonra birlikte dikelim iki çiçeğimizi daha önce dikmiştim üçüncü çiçeğimizi yine e, istediğim noktaya bıraktım ve arkasından dikmeye başlıyorum elimizi sabit tutuyoruz çiçeğimizin üzerine ve arkasından sağlam olacak bir şekilde uygun yerlere uygun dikişleri atıyoruz. Yeteri kadar dikişi attıktan sonra düğümümüzü yapabiliriz. Tabii ben birkaç dikiş daha öncesinden atmıştım. Bu kadar az tutmayacaktır. Şöyle içe doğru da gizliyorum. Bir tane uzunca bir ipi çiçeğimizin sonunda bırakırsanız üçüne de yetecektir. Her seferde ip koparmamıza, yeniden bağlamamıza gerek yok. Zaten yan yana olduğu için uygun aralıklarla yerleşecektir. Şöyle görelim. Elbisemizin 2 adet düğmesini de diktikten sonra bütün işlemlerini bitirmiş ve kullanılmaya hazır hale getirmiş olduk. Şöyle bakalım kafeslerimizde katımızla bakınız çok çok hoş oldu çiçeklerimiz hakeza yine aynı şekilde evet çalışmamızın sonuna geldik beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere